Beyler, gündemimiz malum. Salman ve silahlarla ilgili. Ve bu konudaki izahatı size Burak verecek. İzahatı neden Burak veriyor Fuat kardeş? Biz silahlarla ilgili Ali Rıza'yı görevlendirmemiş miydik? Açıklayayım Şemuz amca. Ali Rıza bu işlerde acemi. Ama ortağım diye demiyorum, müthiş iş başardı. Dediği gibi Sırplardan almış silahları. Ama silahlar biraz şey çıktı, enteresan. Yani çok müşterilerin işine yarayacağı türden değil. Ne oldu, hayırdır? Silahlar eski mi çıktı? Yo, gayet yeni. Çocukların mahalle arasında oynaması için çok iyi. Ben silahları Sırplardan aldım. Ama birileri gece yerine oyuncak silahları koymuş. Sen bizimle kafa mı buluyorsun? Sen orada değil miydin? Kim değiştirdi silahları? Kimin değiştirdiğini biliyorum. Ama şimdi ispat edemem. Bana bir iki gün verin. Kanıtlarıyla birlikte atayım önünüze. Dik dik konuşup benim kafamı bozma. Sırpların oyununa gelmişsin. Gelip bizden af dileneceğine, bir de havalı havalı cümleler kuruyorsun. Mithat, Ali Rıza işini fazlasıyla yaptı. Silahları çatışarak aldı. Ondan sonrası benim sorumluluğum. Yani kısaca Haşmet Ağa, ben bu işi Ali Rıza ile birlikte yüzüme gözüme bulaştırdım. Berbat ettim. Bedel de neyse öderim mi diyorsun? Haşmet Ağa, bedel ödemekten kaçmaz. Aga bedeli neyse öder. Beyler, sakin olun. Kimsenin bir bedel ödemesine gerek yok. Haşmet abi uzun bir süredir bizlerle birlikte değil. İşlerden de uzak kaldığı için bu tür zaaflar göstermesi olağan. Neyse ki sağ olsun Burak meseleyi çözdü. Ali Rıza'nın bu işlerde acemi olduğunu bildiği için çıkabilecek olası bir aksiliğe karşı alternatif bir plan yapmış. Bana bahsetti. Ben de dinledim ve gayet makul bulduğum için kendisine izin verdim. Neymiş o plan Fuat kardeş? Salman ortadan kaldırdım. Salman bizi ayrı, müşterileri ayrı birbirine düşürüyordu. Aksilik çıkınca ortadan kaldırdım. Çıvanın başı oydu. Aradan çıkardım, alıcılarla doğrudan temasa geçtim. Makul dediğin plan bu mu Fuat? Bu durum nelere sebep olacak? Nasıl böyle bir şeye müsaade edersin? %15 daha fazla kazanmamıza sebep olacak. Müşterilerin de %10 daha ucuza mal etmesine. Eğer ben 2 gün içerisinde sevkiyatı halledersem sorun yok. Bakın, burada kimsenin derdi Salman falan değil. Bir gecikme durumunda Salman onları dizginleyebilirdi. Peki silahları zamanında bulamazsan ne yapacağız Burak? Bana pahalıya patladı ama silahları buldum. Rusya'dan. 2 gün içerisinde sevkiyatı halledeceğim. Gördüğünüz gibi beyler, endişe edilecek bir şey yok. Ve her şey bizim çıkarlarımız doğrultusunda gelişmeye devam ediyor. Keyfini çıkarın. Benim bugünlerle ilgili konuşmak istediğim bir konu daha var. Beyler, şimdi siz bize biraz müsaade edin.